Evliyaullah'tan olan Erzurumlu Habib Baba, Rabbi Rahim'ine karşı çok itaatkar bir zat idi. Ve türbesi Erzurum'da Kasımpaşa Mahallesi'nin Gürcü Kapı'ya giden yol üzerinde bulunmaktadır. Türbe üstü açık vaziyettedir. Kitabelerdeki kayıtlara bakılırsa Habib Baba miladi 1847 yılında vefat etmiş, türbeye defnedilmiştir. Habib Baba'ya ait çeşitli kaynaklarda ifade edilen bilgi ise şöyledir. Babası ile birlikte Hindistan'dan Bitlis'e gelen Habib Baba, burada Uşaki Ali Baba isimli bir mürşide bağlanmıştır. Buradan Şam'a giden Habib Baba, daha sonra mürşidinin talebi üzerine Erzurum'a gelmiş, ömrünün sonuna kadar burada kalmıştır. Türbede Habib Baba'nın baş taşında Farsça olduğu ifade edilen bir tarih manzumesi vardır. Rahmetli Abdülbaki Gölpınarlı Hoca'nın tercümesi ile bu manzumede şunlar yazılıdır. Marifet cihanı, tarikat piri, olgun mürşit. Yaşadığı müddetçe bir geceyi bile Rabbine ibadet ile meşgul olmadan geçirmedi. Söylediği sözü, attığı adımı, yürüdüğü yolu daima hak rızasını gözeterek yaptı. Ve bu şekilde fani alemden baki aleme göçüp gitti. Habib Baba'ya ait halk arasında anlatılan çok sayıda menkıbe bulunmaktadır. İsterseniz bunlardan birkaçını da bu vesileyle aktarmış olalım. Anlatırlar ki uzaklardan gelen bir zat Erzurum'un ara sokaklarında dolaşırken kadının birisi pencereden su döker. Bu suyla ıslanan zat fena halde sinirlenir ve eli ile evin duvarına tutunarak öyle iter ki sadece ev değil Erzurum bütünüyle sallanır. O esnada Habib Baba zuhur eder ve o da eliyle duvarı tutar ve sallantıyı durdurur. Sonra da o sinirli zata dönerek sen Erzurum'u sahipsiz mi sandın der. Sohbet meclislerinde sıkça anlatılan bir başka menkıbe ise çok daha enteresandır. Gürcü Mehmet Paşa Camii'nin avlusunda bir sabah hoca, fakir bir adamın vefat ettiğini görür, adamın kıyafetleri berbattır hoca içinden ve adam ölecek başka yer bulamadın mı diye geçirir. Konu komşu toplanır, fakir adamın noksanlarını tamamlar, yıkamaya başlarlar. Hoca adamın tırnaklarının çok uzun olduğunu görünce daha da canı sıkılır. Bunun üzerine ölü o anda dirilir ve teneşire oturur. Ey Allah'ın kulu, ben acaba içimi temizleyebildim mi ki sen cesedime laf söylüyorsun diye hocaya çıkışır. Sonra da burada ölmez gider Bağdat'ta ölürüm deyip başlar koşmaya. Bu duruma şahit olan halk da bir taraftan fena halde korkar, diğer yandan da ölünün peşinden koşmaya başlarlar. Hoca ise doğruca Habib Baba'ya giderek yardım ister. Durumu anlatıp aman hocam bize yardım et diye yalvarır. İşin ciddiyetini gören Habib Baba da ölünün peşinden giderek mezarlıklar mevkiinde yakalar ve seni beni yaratanın hakkı için Erzurum'u bana bağışla diye ricada bulunur. Dirilmiş olan ölü bir kabrin taşına yapışarak Habib Erzurum'u yıkacağım. Habib Baba'yı tanımadığı halde ona Habib diye hitabı ise çok ilginçtir. Habib Baba çok yalvarınca vallahi yıkacaktım da senin hatırına bağışladım der. Bu olay sonrası Erzurum'da bir deprem olur. Artçı sarsıntılar birkaç gün sürer. Halkın anlattığı buna benzer çok sayıda hikaye vardır. Deprem Erzurum'u vurmaz. Burayı ayakta tutan yüzlerce evliya var. Tespitinin altında yatan sebeplerden birisi de anlatılan bu menkıbelerdir. Biz de inanırız ki Allah'a yakin elde etmişlerin sahiplenmesi birçok kazayı, belayı defeder alıp götürür.